Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ailemizi, evimizi, halimizi konuştuğumuz meclislerin bir yenisindeyiz. Bugün annelerin, babaların, çocukların evlerine müdahalesiyle ilgili bir başlık açalım. Tecrübelerinizi, nasihatlerinizi, özellikle yeni aile olmuş genç evli nesil için dinleyelim. Bugün annelerin, babaların, çocukların çocuklarının giydiği kıyafetlere karışmasına varıncaya dek bir takım müdahalelerde bulunduğunu duyuyoruz. Çevremizden de bunları görüyoruz. Anne, baba, çocukların evlerine bu kadar müdahale etmeli mi? Ettiği yerde neye müdahale etmeli? Bunlara dair hocam önce sizinle bir başlangıç yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Müdahale edilemez, edilmemesi gereken bir insan olmaz bu dünyada. Kimse Cebrail aleyhisselamın desteğiyle yaşamıyor. Elbette insan müdahale görmeli. Ama bu müdahale günlük hayata varıncaya kadar, en ince ayrıntılara varıncaya kadar olursa sorun oluşturur şüphesiz. Bir kere anneler, babalar evlendirdikleri çocukların yanlışlarına mı müdahale ediyorlar? Daha iyi olmasını uygun gördükleri şeye mi müdahale ediyorlar? Yoksa asıl eksiklik onların kendilerinde beceremedikleri şeyleri çocuklarında görmek istemelerinden mi kaynaklanıyor? Yani anne babanın konusu bir irşat, daha iyiye yönlendirme mi? Bir kompleksi, bir hasreti giderme mi? Şüphesiz eğer mesela 22 yaşında bir kız annesi tarafından hanım olmaya, eş olmaya uygun bulunup evlendirildiyse ama o kız şu yastığı nasıl, nerede kullanacağını bilmiyorsa, bu minderi şuraya mı koyacak, buraya mı koyacak bilmiyorsa, burada annenin eksiklikleri var. 22 senede mesela dolduramadığı annelik boşluğunu evlendikten sonra kızında doldurmaya kalkıyorsa, burada evlilik değil, insanlık olarak bir defa sorun var. Bunu nasıl telafi edeceğiz diye bir kovuşturma yapılması gerekiyor. Veya evlenip düğün yapan, bir ev kiralayan, belki de bir ev satın alan bir kız, bir delikanlı hala elektrik faturasını ne zaman nasıl ödeyeceğini mesela annesinden babasından sorması mı gerekiyor? Yani biz insan yetiştirmek deyince bunu besleyip büyütmek olarak mı anlıyoruz? Hayata hazırlamak olarak mı anlıyoruz? Yani bir insan 20 yaşına gelir. Mevcut kanunlara göre milletvekili bile olması mümkün bir yaş bu, değil mi? Evet, evet. Araba kullanabiliyorsun, pilot olabiliyorsun, fabrika açabiliyorsun. Yani bu yaşadığımız ülkede 20 yaşında bir gencin yapamayacağı kanunen bir şey herhalde bir cumhurbaşkanı olamıyor, değil mi? Cumhurbaşkanlığında bir yaş haddi var zaten. 40 olabilir hocam. 40 olabilir cumhurbaşkanında. Bir tek cumhurbaşkanı olamıyor. Seçme seçilme hakkı var. Birçok hakkı var. Başka ne kaldı ki? Ehliyet. Yani reşit yaşından sonra hepsini yapabiliyor bunu yani. Ama kanun buna. Ama eşiyle perdenin rengini belirleyemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Erkek kanun, erkek kadın arasında bir fark da yok kanun. Bunu da kaldırdı. Yani burada annelerin, babaların oturup çocuk büyüttük ve çocuk yetiştirdik arasındaki farkı iyi düşünmeleri gerekiyor demek. Yani biz çocuk büyütmeyi
sadece beslemek, ona 6 ayda bir bir kıyafet almak olarak anladığımız bir hayattayız şu anda. Buradaki bu sıkıntı işte evliliğe yansıyor. Benim çok net bir şekilde söylemek istediğim bu konudaki sıkıntı, anneler, babalar eğer çocuklarına müdahale etme ihtiyacı hissediyorlarsa, olağanüstü olaylar hariç şüphesiz, kazadır vesairedir, evde olağanüstü bir şey olmuştur, ayrı bir mesele. Anne evlendirdikten sonra 2 saatte bir telefon edip, şimdi çamaşırı şuraya as, şimdi mikserde şunu yap deme ihtiyacı hissediyorsa, o anne baba çocuk yetiştirdiğini söylememelidir. Ya bu, bunun verilecek başka bir cevabı yok. Peki çocuğu yalnız mı bırakmalı? Ya çocuğu yalnız bırakıp 1-3 ay, 4 ay çocuğun gelişmesini sağlayacak veyahut da bu ömür boyu böyle devam edecek. Mesela annelerin, babaların torunları olunca, yani küçük bebek olunca gidip yardım etmeleri tabii bir ihtiyaç. Bir annenin doğum yapan kızının yanında bulunması 10 gün, 15 gün doğusalık süresince konuşulması bile gerekmeyecek kadar tabii bir ihtiyaç. Ama çocuklarının ismini koyarken o evde amir kimse olarak bulunmaları, belki 20 sene, 30 sene çocukların, damatlarının, gelinlerinin keşke onlar müdahale etmeseydi diyeceği yanlış bir müdahale. Ve aynı zamanda o işte kendi çocuklarının şahsiyet kazanmaları, anne olduklarını, baba olduklarını hissetmelerine engel bir durum. Burada biz bir anneyi, bir babayı özellikle kınama anlamından çok toplumumuzun insan yetiştirmede geldiği noktayı konuşuyoruz. Filanca anne suçlu diye bir şahsa indirgemeye gerek yok. Bir yandan dünya olarak, medeniyet olarak gelinen noktada devlet teslim edilir, bakan yapılabilir bir anlayış oluştu. Ama küçük düzeye, aile düzeyine indirildiğinde devlet teslim edilir adama bir çocuğun ismini koyma hakkı verilmediği görülüyor. Yetiştiremedin mi, yetişmez mi bir insan? Yani sen mi aile olarak bu çocuğu, çocuğunun ismini koyamaz düzeyde yetiştiremedin? Veya evde kaçta yatacaklarını, kaçta uyanacaklarını hala öğretemedin mi 20-22 yaşında bir insana? Yoksa insan mı öğrenemez bunu? Yani bu kabiliyeti Allah vermedi mi insana? Çok zor sorular bunlar. Bize gelen sorulardan şimdi zihnimde toparladığım, yani anneler, babalar, biz çocuğa isim koyma meselesini konuşuyoruz. Yatak odasında en müstehcen şeylere bile müdahale ediyorlar. Yönlendirmeye kalkıyorlar. Bu yönlendirme şüphesiz ta baba evindeyken, yani evlenmeden önceki süreçte de başlıyor. Ben onu diyecektim hocam. Bu müdahale edince başlamıyor. Bunun öncesi olmalı yani. Başlıyor belki tabii. Daha, mesela ben bir eve misafir olmuştum. Babaanne torununu doyuruyor, Abdülbaki hocam. Çocuk diyor ki babaanne ben doydum mu diyor. Bunu not etmiştim üstadım. Babaanne ben doydum mu? Yani her şeyi babaanne bilirse benim doyduğumu da herhalde babaanne bilecek. Bu nasıl bir soru hocam şimdi? Ben babaanne ben doydum mu? Şimdi bu müdahalenin konuşabildiğine göre 2 yaşındadır o çocuk. Yani biraz daha büyüktü. Biraz daha büyüktü. Yani en az 3 yaşında vardı. Böyle bir soru sordu. Yani bu müdahale eskiden hani ayaklar üzerinde durma diye bir tabir vardı üstadım. Yani herkes kendi ayağının üzerinde dursun. Gençleri hayata hazırlama noktasında. Şimdi hocam bu müdahale biraz da gençleri
özürlerle getiriyor. Yani kendi hani eğitimde bir ifade var. Bir çocuğun kendi yapabileceği bir şeyi hiçbir şekilde anne baba yapmasın diye. Çocuğun kendi yapabileceği bir şeyi anne baba yaptıkça çocuk... Burada Abdülbaki Hocam herhalde sıfır yanılgıyla yetişsin çocuklarımız istiyoruz değil mi? Hiç düşmeden yürüsün evet. Mesela. Yani şöyle her anne baba hangi yaşa gelirse gelsin çocukları da hakeza hep anne babadır. Yani diyelim baba 90 yaşına gelmiş, çocukları da 70 yaşında. Hala onun gözünde küçücük bir çocuk gibi algılar. Yani duygusallık olarak böyle. Evet. Böyle olmaz ama. Ama bu duygusallığı abartıp çocuklarının işine karışan, mesela diyelim ki oğlu, 70 yaşındaki oğlu bir kış vakti ceketini sırtına almadan dışarı çıkıyorsa baba... Ya 70 yaşında adam, baba müdahale edebiliyor. Oğlum ceketini sırtına al diyor. Çünkü bu his 90 yaşında da devam ediyor. Bu benim kişisel hayatım hocam. Bu özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada, belki başka coğrafyalarda da öyle olabilir. Ataerkil bir aile yapısının bize öğrettiği bir şey. Yani ben mesela hatırlıyorum yaşadığım bir memlekette. Aynı evde yaşıyorlar, anne, baba, oğul, gelin, torunlar. Çocuk kazandığı parayı getirip babasına veriyor hala. Ataerkil, çünkü baba sağ olduğu müddetçe o ailenin reisi, o hala bir çocuk getirip harcama yetkisi babada, nereye harcanacağını o karar veriyor. Bu aile yapısının, bu sosyolojik yapının hepimizin dip kültürüne, background'una kaydettiği bir şey diye düşünüyorum. Peki gençlerin hayatına nasıl yansıyor üstadım bu müdahale zaman içerisinde? Olumsuz olarak yansıyor. Annem diyor ki bakın, baban diyor gurbetteydi. Geldi bana bir haçlık verdi. Beraber yaşıyoruz şeyle, dedenlerle. Ben de diyor çerçiden, sen yeni doğmuşsun diyor, bir çift çorap aldım diyor. Sevinçle giydirdim diyor. Kaynanan beni nasıl aralarladı, sen gelin olduğunda çorap mı alıyorsun? Dedi diyor. İpek çorap mıymış? Bilmiyorum Nazım ben o zaman. Şimdi her insan, ev zaten... Ama bireysel hareket etme var şimdi değil mi burada? Yani tabii. Kaynanaya rağmen alışveriş yapıyorsun. Bir de o tarafı var. Şimdi... bütçe onayı falan herhalde gerekiyor. Aileyi Anadolu'da biliyorsunuz yuva diye tarif ederler. Her kadının, özellikle kadınların kendi alanı olsun. Kendi hiç kimsenin müdahale etmediği, hatta eşinin bile müdahale etmediği bir alanı olsun arzu eder. Ama kaynana ya da kayınvalide ya da kendi annesi bazen müdahale ettiği vakit huzursuz olur. Şimdi hocamın o giriş yaptığı noktaya da bir atıfta bulunmak istiyorum. Hiç mi müdahale olmayacak? Elbette olacak ama bunun bir vasatı olması lazım. Sınırı ölçüsü. Evet. Yani eğer çocuklar tölere edilebilir bedeller ödeyecekse bıraksın anne baba çocuk bedelini ödesin hata yapacaksa bile. Ama tölere edilemeyiz, geri dönüşemeyecek bir şey söz konusuysa orada müdahale mutlak ona olma. Zaten müdahale de edemiyor. Yani aile çökecek, bu gençler yuvayı yıkacaklar, ona müdahale edemiyor zaten. Yani o takan yok onu orada. Bu basit şeylerde kredisini tüketiyor anne babalar. Mesela gençler biz boşanalım demeye geldikleri noktada ne yapıyorsunuz çocuklar? Biz sağken hiç mi anne baba diyemiyor bunu? Neden? Çorabla işte mikserdeki taranayı bilmem ne yapmaya varıncaya kadar oralarda bitmiş krediler. Anne 50 kere müdahale etmiş. Baba 50 kere müdahale etmiş. Öbür anne müdahale etmiş, baba müdahale etmiş. Asıl çocukların elinden tutacakları, yavrum ne yapıyorsunuz siz? Diyecekleri gün kredileri tükenmiş zaten. Kendilerini bitirmişler. Bu da bir tehlikeli bir hoca var hocam yani. Elbette tehlikeli hocam, bir nokta bu da. Az önce dediniz ya hani sürekli telefonla arayıp talimat verircesine evlenen kızına, oğluna. Yani böyle olunca mesela çevrede tanıdıklarımız var üstadım. Kendini o ailede birinci sınıf hissedemiyor koca mesela.
Diyor ki daha önce hocamla da paylaşmıştım. Bir arkadaş dedi ki biz 23 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var ama biz aile olamadık demişti. Beni bu Abdülhaki hocam çok düşündürmüştür. Yani 23 yıllık evlilik var ortada, 3 tane çocuk var ama yani baba diyor ki aile olamadık. Demek ki eksik yerler var. Dedim ben peki niye olamadınız? Vallahi dedi 23 yıldır bizim hanım dedi her gün annesiyle 3 saat telefon konuşması yapar dedi. Hiç bu şaşmaz dedi. Şimdi böyle olunca hocam demek ki o orijinal aile olunamıyor. Bir bağımlılık var. Bu bağımlılıktan da mesela koca eş ya demek ki yani bizim sözümüz geçmiyor burada canım. Yani biz yok sayılıyoruz'a kadar bu mesele gidiyor işte. Burada şeyi ayarlayamazsak müdahaleyi onların kendi ayakları üzerinde durmayı orijinal bir aile olmayı beceremiyorlar üstadım. Yıl artsa da çocuk sayısı artsa da o muhabbet o birliktelik bir türlü orijinal bir hale gelemiyor hocam. Müdahale buna da engel yani oluyor. Şimdi yaşadığımız asırda günlerde insanoğlunun çok şeyi var. Çok ama. Yani bir genç 20 yaşındayken belki üzerine kayıtlı daire bile vardır. İnsanlar çünkü çocukları için borca girip daire de alıyorlar. Şahsiyet yok ama. Dirayet yok, sabır yok, direnç yok. Hayat böyle hep bir tuşa basıyorsun, her şey önüne geliyor. Sen sadece düşünmüş olman gerekiyor. Düşününce oluyor her şey. Anlayışına kurulu olduğu için acıya dayanma, tahammül etme. Mesela kadın doğum sancısı çekmemek için talepte bulunuyor. Doktor diyor doğum sancısı senin için daha iyi diyor sağlığı olsun. Sancı çekmiyor, sancıya ihtiyaç yok. Yemek pişirmeye ihtiyaç yok, ütülemeye ihtiyaç yok. Her şey bedava olsun anlayışı. Annem desin olsun, babam desin olsun. Sonra aslında bu keyifle yaşadığı yılların sonunda sıkıntıya dönüşeceğini anlayamıyor ama anladığı zaman da işten geçmiş oluyor zaten. Evet. Burada benim neden bu böyle oldu sorusuna cevabı hep merak etmişimdir. Bu kadar neden böyle oldu? Görünürde biz çektik, çocuğumuz çekmesin. İşte ben yeni gelin olduğumda, ben damat olduğumda diye başlayan hatıraları var insanların. Bunu telafi etmek için yapıyor. Doğru. Yani bizim çektiğimizi niye çocuklarımız çeksin? Böyle düşünmek doğru ama şimdi yani günde bir hap alınıp sancıya müdahale edilmesi gerekirken kutunun tamamını almak bir zehirlenme çeşidi. Böylece gençleri zehirliyor anneler babalar fark etmeden ama bu zehirleme ta onun bebeklik günlerinden başlıyor. Bebeklik günlerinden. Yani biraz abes bir örnek mi olacak bilmiyorum ama çocuk yani kirlenmesin diye dışkı yapmasını bile engelleyecek anneler neredeyse. Halbuki tabiat gereği bu çocuk boşalacak yani. Yok boşalmasın çocuğa yazık olur demek ne kadar böyle bir şey yok tabii şüphesiz ama örnek uç bir örnek vermek istiyorum. Bu ne kadar abes bir şeyse bu evliliği, bir yuva sürdürmeyi, kadın olmayı, koca olmayı, misafir ağırlamayı bunu ne zaman öğrenecek bu insan? Yani ilk defa misafirler gelecek evimize. İyi bir anne baba çocuğuna müdahale etmemeli bir kayınpederini ağırla bakalım nasıl olacak? Yani evet yanılacak. Evet ilk gün kahveyi çok kötü yapacak, köpüğü olmayacak ama ne zaman öğrenecek bunu insan? Yani bir ay mesela evlendiniz. Al oğlum maaşın da senin var zaten. Elektrik bu sene yetmedi, bu ay yetmedi filanca. Ne herkes ne yapıyorsa yap. Yani benim kanaatim yürümesine evet düşünce bir yeri kırıldıysa kaldırıp destek olmak lazım ama bebek nasıl yürüyorsa yürürken 10 defa düşüyorsa aile de bebek gibi büyütülmeli. Tabii düşe kalka yani, bazı şeyler öğrenilmeli. Evet balkondan atlayacak şekilde değil. Ama çok müdahale bebek ailelerin, gelişmemiş ailelerin,
büyüme sorumlu ailelerin ortaya çıkma nedeni oluyor bu sefer. Bu sadece ekonomik olaylarda değil, yani buzdolabını tamir ettiremediler konusunda değil. Kendilerine ait, kadınlığa ait, erkekliğe ait sorunlarda da gelişmeme şeklinde ortaya çıkacak. Şimdi yaşanmış bir hikaye. İki arkadaş ormanda gezerlerken bir ipek böceği kozası buluyorlar. Arkadaşlardan bir tanesi, bu arada ipek böceği kozasının içindeki tırtıl çabalıyor, bir şey uğraşıyor, didiniyor. Bir tanesi kolaylık olsun, hayvancağızı çıkarayım diye kozayı kırıyor, o tırtılı dışarı çıkarıyor. Normalde ipek böceği tırtılı şeyden, kozadan çıktıktan sonra kelebeğe dönüşüyor, uçup gidiyor. Fakat bu vatandaş tarafından açılan kozanın içinden çıkan tırtıl kelebeğe dönüşüyor ama uçamıyor, düşüp ölüyor. Meğer tırtıl kozanın içerisinde o didinirken, çabalarken kanat kaslarını geliştirirmiş. Dışarıdan müdahale şeyi, kelebeğin kanat kaslarını geliştirmesine mani oldu. Engel oldu gelişmeye. İnsan için de böyle. Gelirken konuştuk. O normalde kediler daha kendilerinden daha cüsseli hayvanlarla baş edebilirlermiş. Ama insan tarafından korunup, sırtı okşanıp, mama verilince bu kabiliyetlerini yitiriyorlar. İnsan için de bu geçerli. Her insan Cenab-ı Hak yaratmış ve hayata karşı kendi başına bir şeyler öğrenebilir. Ailesi de bir şeyler öğretebilir. Ama sürekli müdahil olunan, sürekli müdahale edilen çocuklar bir süre sonra müdahale edilen alanlarla ilgili ya bir şey öğrenemiyorlar ya da bir şey yaparken, mesela sürekli kahve yaparken eleştirilen bir kızcağız, eleştirilen kahve yaparken takip edin, kırar, döker, yani o işi eline yüzüne bulaştırır gibi. Bunun tabii ki bir kısım şeyleri var. Mesela Türkiye'de çok hızlı bir gelişme söz konusu. Yani o ataerkil yapıdan daha çekirdek aile dediğimiz şeye çok hızlı bir geçiş oldu. Çocukların ebeveynlerinden daha tahsilli olmaları da buna etkili oldu diye düşünüyorum. Maddi imkanlar da etkili aynı oldu. Şekilde. Yani çocuklar daha tahsilli olunca ebeveyni dışladılar. Bir de bu tarafı var. Yani müdahale dışı bırakılma da var. Ailenin yaşadığı problemlerden bir tanesi de hiç müdahale edilmemesi. Sen anlamazsın, bilmezsin. Evet, bilmezsin. Bu da başka bir tarafı. Evet. İşte tüm bunlar şeyin, bilmiyorum, evlenme yaşının çok ileriye atılması, ötelenmesi diyorlar. Ötelenmesi de buna tesir etmiyor. Büyümemiş koca adamlar. Evet. 30 yaşına geliyor, daha erken diyor hayat. Hangi hayatı yaşayacaksın anlamıyorum.